Mardin'in Nusaybin ilçesinde bombalı tuzak bu kez sivilleri vurdu. Evlerinin durumunu görmeye giden bir anne ve kızı evlerine tuzaklanan el yapımı patlayıcı yani EYP'nin kurbanı oldu. Nusaybin yılbaşından bu yana çatışmaların, bomba seslerinin en yoğun olduğu ilçeydi. 14 Mart'ta başlayan operasyon 81 gün sonra 3 Haziran'da tamamlanabilmişti. Ancak geride teröristlerin bıraktığı bombalı tuzaklar vardı. Bu sebeple birçok mahalleye giriş yasaklanmıştı. Evlerinin durumunu merak eden vatandaşlar Nusaybin çevresinde yasağın kalkmasını bekliyor. 44 yaşındaki Heyhat Müjde ve 21 yaşındaki kızı Saadet Müjde de o vatandaşlar arasındaydı. Yasağa rağmen evleri ne halde diye bakmak istediler ve telle çevrilmiş bölgeye girdiler. Dicle Mahallesi Çakır Sokak'taki evlerine geldiklerinde teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının imha etmesiyle can verdiler. Yakınları anne kızdan haber alamayınca emniyet müdürlüğüne başvurdu. Polis eşliğinde bölgeye giden aile ve mahalle muhtarı Heyhat ve Saadet Müjde'nin patlama sonucu hayatını kaybettiğini gördü. Gece olması nedeniyle bölgeden ayrılan aile ve polis ekipleri sabah mahalleye gelerek cenazeleri aldı. Yetkililer bir kez daha uyardı. Etrafı telle çevrilmiş mahallelerde patlayıcı araması devam ettiği için vatandaşların bu mahallelere girmesi can güvenliği açısından yasaklanmıştır.